Pusula'da birinci, sandıkta birinci. İdris Naim Şahin. 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 Pusula'da birinci, sandıkta birinci. İdris Naim Şahin.
Pusula'da birinci, sandıkta birinci. İdris Naim Şahin. Pusula'da birinci, sandıkta birinci. İdris Naim Şahin. Pusula'da birinci, sandıkta birinci. İdris Naim Şahin. Pusula'da birinci, sandıkta birinci. İdris Naim Şahin. Pusula'da birinci, sandıkta birinci. İdris Naim Şahin. Otağına dönüyor. Aç bağrını tepe alan İdris Naim Şahin geliyor. Davası Karadeniz'in dizinin cesur delikanlısı. Mor beyazdı renkleri halkın. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın İdris Naim Şahin. Siz sevgili tepe alan ve hemşehrilerini sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Merhaba tepe alan. İdris Naim Şahin başkan geliyor. Üç rekip gerçek hizmet geliyor. Gözün aydın ordu şahin geliyor. Büyükşehir başkanımız oluyor. İdris Naim Şahin başkan geliyor. Üç rekip güzel şehri ordumuzun dağlarını, yükseklerini, derelerini, köylerini, tepe alanını bekleyen çok saygıdeğer yiğit, cesur, vefalı dost insanları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, kardeşlerim, hepinizi bu güzel günde, bu özel günde en içten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Değerli kardeşlerim, tepe alanımızın aramızda bulunan Çayırkent'ten dostlarla birlikte siz değerli insanların oluşturduğu bu coşkulu büyük buluşmayı bu kentin, bu beldenin tarihine not düşülecek bir buluşma olarak benim hafızamda ve hatıramda yaşayacak bir büyük buluşma olarak kaydediyor ve buradan tepe alandan Altınordu'ya, Fatsa'ya, Ünye'ye, bütün orduya, Türkiye'ye hep birlikte selam gönderiyoruz. Çok değerli kardeşlerim, burası tarihe tanıklık etmiş bir bereketli toprak. Burası bin yıldır Müslüman Türk'ün yurt edindiği, dedelerimizin hayatı
çileleriyle, sevinçleriyle birlikte dostluk içinde, kardeşlik içinde yaşadığı bir değerli bölge. Ordumuzun her köşesi bizim için değerli, sizin için değerli. Ama bugün ayak bastığımız, üzerinde olduğumuz tepe alan çok daha değerli. Burada asırlardır nice hayatlar yaşandı. Nice yiğitler geldi geçti. Hepsi burada hatırasını bırakarak aramızdan ayrıldı. O yiğitlerin, Koç yiğitlerin temsilcisi nesiller olarak bugün sizler, bizler buradayız. Allah'a şükürler olsun ki bu yurt köşesi, Canik Dağları'nın bu vadisi, bu tepesi bizim için ilelebet yurt olarak kalmaya devam edecektir. Buralar kurulduğunda Gülistan olarak adlandırıldı. Gül yetişen, gül gibi bir beldeydi. Sonra güllü oldu. Sonra tepe alan oldu. Zira tepelere doğru, yükseklere doğru gerçekleştirilen yerleşim ve evler buraya bu ismin verilmesini uygun gösterdi. Ve ismi değişerek, hatıraları yaşanarak bugünlere geldik. Tepe alanın yakın tarihinde buralara madden, manen büyük hizmetleri olan çok değerli evlatları yaşadı bu bölgede. Onların hepsini hatırlamamız, saymamız belki mümkün değil. Ama şu da hiç mümkün değil. Bu beldede, bu beldenin taşı toprağı için, bu beldenin insanı için hayatını vakfeden ve unutulmaz hizmetlere imza atan, canını ortaya koyan, geçtiğimiz yıl rahmeti rahmana tevdi ettiğimiz bu beldenin unutulmaz hocası, alimi ama aynı zamanda unutulmaz hizmetkarı, belediye başkanı, değerli insan, alim insan Ahmet Ali Alantepe'yi bugün minnetle, rahmetle, şükranla anıyoruz. Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Onunla birlikte tepe alanımızın bütün geçmişlerini, bütün merhum ve merhumelerini de yine minnet ve şükranla anıyoruz. Değerli tepe alanlı kardeşlerim, aranızda Korgan Merkez'den, komşumuz Çayırkent bölgesinden bulunan çok değerli kardeşlerimiz var. Bu vesileyle Çayırkent bölgesinden bizleri yalnız bırakmayan, Korgan Merkez'den bizleri yalnız bırakmayan, bugün burada kardeşliğin, birliğin, büyük birliğin örneğini gösteren siz değerli dostları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, Çayırkent beldemize de hizmet eden değerli belediye başkanlarımız oldu. Onlardan Halil İbrahim Aha kardeşimizi ve Muzaffer Çakmak başkanımızı da huzurlarınızda teşekkürle anıyorum. Değerli dostlar, bir seçim dönemindeyiz. Bir siyasi takvimin içerisindeyiz. Kars'tan Edirne'ye kadar, Hakkari'den Muğla'ya, İzmir'e kadar 81 ilimizin bütün beldelerinde, büyük şehirlerinde, bütün ilçelerinde önümüzdeki pazar günü hep birlikte bir seçimi gerçekleştireceğiz. Bu seçim mahallelerimizin muhtarlarını, ilçelerimizin belediye başkanlarını, büyük şehirlerde de büyükşehir belediye başkanlarımızı seçeceğimiz bir seçim olacaktır. Daha önce olduğu gibi 5 yılda bir yapılan bu seçimin ikincisini ordumuzda gerçekleştireceğiz. 5 yıl önce yaptığımız seçim bizlere, sizlere işaret edilen, doğrultuda takdim edilen adaylar üzerinden
yapıldı. İstenen sizin tarafınızdan yapıldı ama geçtiğimiz 5 yıl içinde istenen yapılmasına rağmen halkımız tarafından beklenen maalesef yapılamadı. İşte siz bugün burada bunun için varsınız. Sadece siz burada bunun için varsınız ama ben de galiba bugün burada karşınızda bunun için varım. Bu kardeşinizin bir masaya, bir sandalyeye, bir makama ihtiyacı yok. Bunu siz biliyorsunuz, herkes de biliyor. Ama bir seçim dönemine gidilen Ekim, Kasım, Aralık aylarında Tepealan'dan, Korgan'dan, Kumru'dan, Mesudiye'den, ordumuzun her yerinden insanımız, sizler dediniz ki biz yeni bir seçim döneminde önümüze konan adaya değil, kendi istediğimiz adaya oy vermek istiyoruz dediniz ve onun üzerine yapılan istişareler, yapılan değerlendirmeler sonucunda işte bugün bu noktaya geldik. Her yerde nasıl oldu bizi ilgilendirmez ama herkes bilmelidir ki ordumuzda halkımız 31 Aralık'ın seçimini, 31 Mart'ın seçimini 31 Mart'a bırakmadı. 31 Mart'ın seçimini 19 Şubat 2019 tarihinde önce adayını belirleyerek yaptı. Adayı ben belirleyeceğim, belirlediğim adayı seçeceğim dedi. Ve bugün bu noktadayız. Bugün bu süreçte devam ediyoruz. Ama ordu halkı, Tepealan halkı, Korgan halkı bu ferasetli, bu öngörülü çalışmayı yapmışken bundan huzursuzluk duyanlar, rahatsızlık duyanlar oldu mu? Oldu, olabildi. Yanlış bilgiler, doğru bilgiler havada uçuşuyor. Hele hele seçime 4 gün kala siyasi partilerin arasındaki atışmalar, sataşmalar gırla gidiyor. Her şey havada uçuşuyor. Biz, siz onlara kulak vermiyoruz. Biz birbirimizi dinliyoruz. Birbirimizle selamlaşıyoruz. Birbirimizle kucaklaşmaya her yerde, her zaman devam ediyoruz. Ve biz dün ne dediysek, ne yaptıysak bugün de onu yapmanın gayreti ve anlatımı içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Siyasetin yukarılardaki gündemi farklı. Bizi de çok ilgilendirmiyor. Çünkü çok doğru gündemler üzerinden tartışmıyorlar. Siyasetin gerçek gündemi var. Tokat'ta farklı, Trabzon'da farklı, Giresun'da farklı, Diyarbakır'da farklı ama Ordu'da da çok farklı. Ordu'nun Mesudiyesi'nde farklı, Akkuş'ta farklı, Ünye'de farklı, Tepealan'da daha farklı gündem var. Gerçek gündemi biz bulmak, onu konuşmak durumundayız. Gerçek gündem, halkın gündemi neyse Türkiye'de bunu konuşmak durumunda. Türkiye'nin genelinde patates sıkıntısı varsa bunu konuşmak durumundayız. Tepealan'ın özelinde süt üretiminde sıkıntı varsa bunu konuşmak durumundayız. Hayvancılıkta tıkanma varsa, üretimde azalma, talepte tıkanma varsa, talep karşılanamıyorsa bunu Tepealan'da, Korgan'da, Ordu'da konuşmak durumundayız. Onun için biz önümüzdeki dönem için farklı, ileri bir belediyecilik anlayışının bu şehirde uygulanması gerektiğini, Korgan'da uygulanması gerektiğini ifadeyle dedik ki ordu güzel ordudur. Topyekün güzel ordu olacaktır, olmalıdır. Ama ordu sadece güzel olacak. Güzelin karnı doymadıktan sonra o güzellik yetmez dedik. Ordu merkez ordu olmalıdır. Neyin merkezi?
tarımın merkezi olmalıdır. Hayvancılığın merkezi olmalıdır. Tarihinde bu vardır. Bugün de bunu yapmazsak ordu ekonomik yönden, sosyal yönden, hatta sonucunda güvenlik açısından çıkmaza doğru daha fazla gider. Bir yerinden başlamak lazım. Bir yerinden yanlışa dur, doğruya yürü demek lazım. Doğrusu budur demek lazım. Bölgemiz tarımın, hayvancılığın bölgesi. Bu bölgede süt hayvancılığı, bu bölgede et hayvancılığı gerçekten asırlardır yapıla gelmiştir. Bugün de yapılmalıdır. Doğrusu budur. Türkiye dünyada kendi kendine yeten 7 özel ülkeden biriydi. Yani kendisini besleyen, ihtiyacını üreten, bir kısmını da fındıkta olduğu gibi dünyaya satan nadir ülkelerden birisiydi. Ama geldiğimiz son yıllarda, sona doğru geldiğimiz bu yıllarda maalesef bu özelliğimizi kaybettik. Yanlış oldu, yanlış yapıldı. Eti Bulgaristan'dan, samanı Ermenistan'dan alan bir Türkiye bu yüzyılın Türkiye'si olamaz. Olmamalıdır. Olmamalıdır. Patatesi Mısır'dan getiren, Suriye'den getiren bir Türkiye manzarası 2019 yılı Türkiye'sine hiç mi hiç yakışmadı? Yakışmıyor. Ve şu süt büyük emeklerle üretiliyor. Bunun bir maliyeti var. Bunun bir emeği var. Buna emek veren erkeklerimiz var. Ama özellikle Tepealan'ın, Korgan'ın, Aybastı'nın çilekeş kadınları var buna emek veren. Bu yaylaların anaç süt hayvanları var. İneklerimiz var, bize sadık dostlar. Bu sütün şu andaki piyasada oluşan fiyatı Türkiye fiyatının da çok altında Ordu'da. Kaç lira biliyor musunuz? Biliyorsunuz, ben de ilan ediyorum bilmeyenlere. Bu süt özel ve kaliteli süt su fiyatından ucuz. 1 lira 100 kuruş. Bir bardak çay fiyatına, bir litre sütün fiyatına biz rıza gösteremeyiz. Kimse buna göz yummamalı. Bir bardak çaya bir litre süt. Yok böyle bir dünya, yok böyle bir ekonomi, yok böyle bir hesap. Bu hesabı gözden geçirmek durumundayız. 1 lira ise bu süt üretilmez. Bu inekler ölür. Onlara bakan kadınlarımız, analarımız, bacılarımız işsiz kalır, üzülür, gözyaşı döker. İneğe mi üzülelim? Analara, bacılara mı üzülelim? Piyasanın çöküşüne mi üzülelim? 1 litre süt, 1 bardak çay. Böyle bir şey olamaz. Olmamalı. Birileri buna dur demeli. Korgan Belediye Başkanı seçeceğiniz arkadaş öncülük yapacak. Ben yanında duracağım. Bu süte biz fiyat vereceğiz. Bu süte sahip çıkacağız. Süt semboldür. Sadece süt değil. Ne varsa sıkıntılı olan, gücümüzün yettiği, aklımızın erdiği hangi konu varsa ona sahip çıkacağız. Çıkmalıyız. Kim ne yaparsa yapsın. Bize göre birlikte çözüm üretmeliyiz. Kooperatifse kooperatif kuracağız. Şirketse belediyelerin şirketini kuracağız. Bu sütün emeğinin karşılığını vermek durumundayız. Bunu biz çözebilir miyiz? Bunun için Amerika'ya da ihtiyacımız yok. Rusya'ya da ihtiyacımız yok. Biz bize yeteriz. Değerli dostlar,
Değerli kardeşlerim, Tepealan rahmetli belediye başkanımız Ahmet Ali Alantepe ile çok özel bir hatıralarımız vardı. Müsaadenizle 3-5 cümle onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu belde için, buranın belediyesi için zamanında 25 yıl önce sinde çeyrek asır oldu. 25 yaşındaki çocuklarımız o zaman yeni doğmuştu. Bu belde için Ankara-İstanbul yollarında kendi cebinden para harcayarak, belediyenin kasasından yapmayarak, harcamayarak, kendi şahsi maaşından otobüs paraları vererek, makam arabasına da binmeyerek İstanbul'a gelip top top kağıtlar toplayan, daktilo makinesi alan, buralara hizmet etmek için yanında bir tek memuruyla gezen, belki de öğün vakti gelip yemek yemeyen, yemediğini bildiğim, tahmin ettiğim bir değerli insandı o. Onu sadece rahmetle anmanın yanında çalışma şeklini de paylaşmak durumundayım. Kendisi son derece edep timsali, bilim timsali, ilim abidesi bir insandı. Siz onu alim olarak bildiniz. O sizin çocuklarınızı yetiştirdi, hafızları yetiştirdi. Yetmedi, belediye başkanı olacaksın dediniz, oldu. Ve gerçekten büyük bir fedakarlık ve dürüstlük içerisinde çalıştı. Geldi, buranın Korgan'a bağlantı yolunun yetersiz olduğunu, elverişsiz olduğunu anlattı. Kulakları çınlasın. Şu anda Ordu'da, yoğun bakımda, Allah şifa versin. O günün siyasetçisi, o günün siyasi partisinin il başkanlığını yapan Hüseyin Olgun Akın, aynı zamanda milletvekilimiz oldu daha sonra. O beyle birlikte oturduk gecelerce, nasıl çözüm buluruz? O gün devlet imkanları çok daha kısıtlı, çok daha yetersizdi. Ve bir şekilde buraya bu kardeşiniz yüreğini koyarak, risk alarak bir makineyi gönderdi. Aylarca burada çalışıldı. Rahmetli hayatında beni buraya çok davet etti. O kadar emek verdik, o kadar uğraştık. Gel şu yoldan bir de sen geç demişti bana. Ben de helal hoş olsun, gün olur devran döner, kısmet olur o zaman gelirim demiştim. Aslında içimden hiç de gelmek geçmemişti. Ama gerçekten gün oldu, devran döndü. Biz o yolun çok daha güzel şekliyle ama temelinde Ahmet Ali Alantepe hocanın, temelinde Hüseyin Olgun Akın büyüğümüzün, abimizin alın teri, yüreği, samimiyeti olan bu yoldan bugün bu haliyle geçerek Tepealan'a gelmiş olmak bana yakın tarihi, kendi tarihimi, bu beldenin tarihini ayrıca hatırlattı ve beni 25 yıl öncesine götürdü. Duygulanmamak mümkün değil ama kısmet bugüneymiş. Gönlüm arzu ederdi ki o da sağ olsaydı da onunla bir sarılsam. Ey başkan, ey koca başkan, sen bugünkü belediye başkanlarına, bugünkü milletvekillerine müzeye koysak da örnek olsan, dürüstlükte, ahlakta, çalışkanlıkta seni örnek göstersek diyebilseydim. Ama gene de diyorum, çok değil, unutulmadı hatıraları ve davranışları. Hepimize, başta ben olmak üzere, bütün siyasetçilere, size 5 yılda bir, 3 yılda bir seçim öncesi gelip afra tafra yapan, nutuk atanların hepsine örnek göstermemiz gereken bir değerli insandı. Çalmayan, çaldırmayan, israfa karşı olan, yedirmeyen, beldem için, komşum için, insanım için ne yapabilirim diye uykularını kaçıran, ayrıca dualarını bu yönde yapan o değerli insanı burada bir kez daha anmamak hiç mümkün değil. Bölgemizin fındık bölgesi olduğunu da biliyorum. Sizin fındığınız biraz özel ama fındık politikası bizim
belediye olarak üstleneceğimiz bir konu olmaktan çok büyük bir konu. Milyar dolarların döndüğü bir piyasa. Hükümet meselesi, devlet meselesi. Ama şunu söylemeden edemeyiz. Fındığın başkenti, balın başkenti Ordu olmasına rağmen ne fındıkta ne de bal üretiminde dünyada ekonomik yönden hakimiyetimiz ve merkez özelliğimiz henüz oluşmadı. Bunun oluşumu için sizin adınıza bir ordulu olarak kendi adıma söylemeye başladım ve devam edeceğim. Balımızı marka yapıp dünyaya pazarlayacağız. Arıcılık Enstitüsü ile beraber, üniversiteyle beraber işbirliği içinde. Bal Üreticileri Derneği Birliği ile işbirliği içinde. Fındığın da bu memlekette maliyetinin üstünde makul karla satılması için piyasa oyunlarını bozmaya, piyasada oluşan yabancı ülke tekellerinin durdurulmasına yönelik mücadeleyi, itirazı, açıklamaları yapmaya devam edeceğiz. Hele hele Ağustos ayında burada Eylül ayında toplanan fındığın fiyatının 2 ay sonrasında alanın alıp satanın sattığı tarihten sonra ne mantıkla ne akılla olduğu anlaşılmayan bir şekilde Kasım ayında açıklanmasının da izahını ve yanlışlığını istemeye, sormaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Değerli dostlar, sizin konunuz bizim konumuz. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Tabii ki bizim de derdimiz, biliyorum ki sizin derdiniz. Benim kişisel bir derdim yok ama bir seçim dönemi 5 yılda bir geliyor. Seçimi doğru yapmak lazım. Korgan'ın büyük birliği ve büyük kalkınması için Korgan Belediye Başkanı'nı büyük ordu için, merkez ordu için, yükselen değer ordu için, Türkiye'de konuşulan ve konuşulmaya devam edecek ordu için, çocuklarımız için, her yere sesimizin gitmesi, gücümüzün fark edilmesi için, dürüst ordu için, orduda ne güzel yönetimler yapılıyormuş dedirtmek için, ordulunun dün olduğu gibi bundan sonra da başının dik, alnının ak olabilmesi için 31 Mart günü gereğini yapmaya evet mi? Birlikte kurduğumuz orduyu birlikte yönetmeye evet mi? Yeni işler, yeni başarıları birlikte gerçekleştirmeye evet mi? İnşallah, inşallah bu evetleriniz karşılığını bulur. Bu kardeşiniz ve bütün yöneticilerimiz için duam ve niyazım şudur ki halkımızın güvenine, sevgisine layık olan bütün belediye başkanları, ordumuzda biz 20 kişi olacağız inşallah. 20'mizde haktan, hukuktan ayrılmadan, şeytana, nefse uymadan, milletin emanetine inşallah en iyi şekilde sahip çıkarak israfa, yolsuzluğa sapmadan, saptırmadan bir güzel dönemi hep beraber gerçekleştiririz. Duam ve niyazım, önce şahsım ve bütün belediye başkanları, meclis üyeleri arkadaşlarım için budur. Bu duygu ve dua ile, bu düşünceyle sizin ortaya koyduğunuz ordunun açılımı ortak duygu. Ordunun açılımı ortak duruş karşısında diyorum ki veda ederken kendimi ve 31 Mart günü sandığı hiç şüphe etmeden tepe alanın yiğit, mert, vefalı insanları sizlere emanet ediyorum. Sizleri de Yüce Allah'a emanet ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sağ olunuz, var olunuz, berhudar olunuz. Hepinizi hasretle kucaklayarak bir sonraki buluşmada
beraber olmak dileğiyle Allah'a ısmarladık. Gerçek hizmet geliyor, gözün aydın ordu Şahin geliyor, büyük şehir. Pusulada birinci, sandıkta birinci, İdris Naim Şahin. Pusulada birinci, sandıkta birinci, İdris Naim Şahin. Pusulada birinci, sandıkta birinci, İdris Naim Şahin. Sandıkta birinci, İdris Naim Şahin. Pusulada birinci, sandıkta birinci, İdris Naim Şahin.